Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz. ...1981 yılında başlayan sağlık hizmet sunumu serüvenimizi bugün 12 bin metrekare kapalı alanda 140 yatak kapasitesine sahip yeni hizmet binamızda 33 yıllık tecrübe ve güçlenen hekim kadromuzla birlikte devam ettirmekteyiz. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz. ...1981 yılında başlayan sağlık hizmet sunumu serüvenimizi bugün 12 bin metrekare kapalı alanda 140 yatak kapasitesine sahip yeni hizmet binamızda 33 yıllık tecrübe ve güçlenen hekim kadromuzla birlikte devam ettirmekteyiz. Özel Çorlu Vatan. Soruyorum programından tüm Çorlu Cepti'yi takipçilerimize günaydın diyoruz. Bugün konuğumuz Özel Çorlu Vatan Hastanesi'nden girişimsel radyoloji uzmanı, uzman doktor Sayın Erhan Çelenk. Hoş geldin Sayın Hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, ben de tüm takipçilerimize Çorlu'dan hayırlı günler diliyorum. Bugün Cuma. Öncelikle tabii hayırlı cumalar diliyoruz takipçilerimize de. Ayda bir gün Vatan Hastanesi'nden bir uzman doktorumuzla sağlık konusunda program yapıyoruz. Herhalde 8, 9, 10 belki de oldu, saymadım ama. Bir seneyi geçti, evet, yaklaşık olarak. Bugün tabii ben sosyal medyada paylaştım. Özellikle biz gazetecileri, siyasetçilerin, işte polis memurların, garsonların herhalde ortak sorunu, evet, ayakta duranların ağırlıkla varis konusu ve bu konuda da sağ olsun Vatan Hastanemiz Allah eksikliğini göstermesin Çorlu'da. Kimse de düşürmesin, öyle diyelim. Evet. Vatan Hastanemizden bir genç uzman doktorumuz geldi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi kırmadınız, stüdyomuza kadar geldiniz. Varis'i konuşacağız ama önce kısa birkaç cümleyle Erhan Çelenk kimdir, nerededir, ne iş yapar, neden bu meslek, bunları, evet, merak ediyoruz. Bahsettiğiniz gibi Erhan Çelenk ismim zaten. 1986 doğumluyum. İskenderun'da doğdum. Hatay, İskenderun. Yaklaşık bir 18 yaşına kadar, lise sona kadar İskenderun'da okuduktan sonra Gazi Tıp Fakültesi'nde kazandım. Gazi Tıp Fakültesi'nde 6 yıl tıp fakültesini okuduktan sonra Çapa Radyoloji, TUS'ta Çapa Radyoloji kazandım. Çapa Radyoloji ihtisasını bitirdikten sonra da Trakya'ya ilk adımı attık. Mecbur hizmette biraz şanslı olanlardanım. Lüleburgaz'a çıktı. Askerliği? Mecbur hizmeti. Doktor olarak, evet, anladım. Mecbur hizmetimizi 2 yıl yaklaşık Lüleburgaz'da yaptık. Sonra ufak bir, kısa bir Medikent, Lüleburgaz Medikent macerası. Sonra Çorlu Vatan Hastanesi'nin yaklaşık bir 7-8 aydır buralardayız. Çorlu'dayız. Evet. Bu arada tabii bizim programımızın formatı gereği bugün yine canlı yayınımızı herkese açık olarak paylaşan bir takipçimize Çorlu Vatan Hastanesi'nin bir hediyesi olacak. Meme ve tiroid ultrasonu kazanacak. Herkese açık olarak paylaşmaya özen gösterin diyelim. Önümüzdeki hafta program yapmayacağımız için dünkü kahve molasının çekilişi de burada. Programın sonunda Sayın Hocamızın izniyle, evet, kendisine çektireceğiz. Çekilişimizi de yapacağız. Bu programın çekilişinde biz yayından sonra yapıp hemen canlı yayının altına yazacağız. Evet hocam, tabii sorularımız var. Siz radyoloji ve girişimsel radyoloji uzmanısınız. Radyoloji ve girişimsel radyoloji nedir? Öncelikle isterseniz ondan. Tabii ki. Çünkü halkımız çok da bunu bilmiyor. Yani ben öncelikle ondan. Evet. Duyduğumda girişimsel iş adamı oluyor. Girişimsel acaba uzman farklı mı oluyor? Onu merak, evet, ettim. Yani şimdi öncelikle radyoloji niye radyoloji seçtim? Önce bunu konuşmak lazım. Ben aslında tıp fakültesinde okurken tabii ki herkesin hayali önce işte çok iyi bir cerrah olmak, beyin cerrahı olmak, genel cerrah olmak. Benim daha çok hayalim ürolog olmaktı mesela, üroloji uzmanı olmaktı. Ama üroloji uzmanlığının işte zor yanlarını, durumları görünce biraz daha ben bu işin tanı kısmına yönelmek istedim. Biz genelde hastanede arka planda kalan kişileriz. Hani genelde hastalar radyolojiyi çok bilmez. Bilmiyoruz. Film çekilen ülke değil mi? Evet, aynen. Ben biraz daha şey olarak, aynen, yani kusura bakmayın. Yok, aynen öyle. Saygımız var ama bildiğimiz halk dilinde, evet, film röntgen çekmeye, röntgen. Evet. Şimdi radyoloji, tabii bana şu sorular da çok sık geliyor. İşte siz doktor musunuz diyen hastalarımız oluyor. Yani. Bilmiyorlar tabii ki. Yani. Hani anlatıyorum. Biz sonuçta tıp fakültesi okuyoruz. Tıp fakültesi sonrasında
normal beyin cerrahları, genel cerrahlar gibi bir aynı sınava giriyoruz ve onun neticesinde aldığımız puana göre bir seçim yapıyoruz. Ben orada radyoloji seçmiş oldum. Siz o zaman az puan alanlardansınız. Hayır. Öyle değil mi? Radyoloji şöyle, şu an tıpta enteresan bir değişiklik oldu. Mesela ilk 3 branş neredeyse işte cildiye, radyoloji, evet, işte çocuk psikiyatrisi falan gibi onlar branşlar tercih ediliyor. Tercih edilen. Mesela ben de duydum. Ben mesela beyin cerrahı diyordum hep. Ama herhalde evet, biraz da mesleğin zorluğu ve evet, kolaylığı değil zorluğu, mi? Zorluğu, yaşanan durumlar stres falan gibi, stres gibi durumlar. Son dönemdeki sağlıktaki problemlerin bazılarından dolayı böyle bir seçime yöneliyor insanlar. Ben de radyoloji seçtim. Ya o kadar yüksek puanı hocam radyolojide mi etkiledim? Yani bir daha dünyaya gelseydim yine radyoloji seçerdim diyebiliyorum. İnsanı sevmesi. Çünkü gerçekten biz böyle biraz hani belki arka planda kalıyoruz ama bazı hani bu işi bilen bilinçli hastalar özellikle radyoloji hekimini bile seçerek geliyor. Çünkü diyor ki tedavi önemli ama tedaviden önce tanı önemli. En önemli. Yani doğru tanı koyduktan sonra zaten tedavi gelecek. Ondan sonra yönleneceksin ama zaten baştan doktorlar da tanıya göre, değil mi? Tabii ki. Yani o tanıyı okuyor, filmi okuyor, aynen, röntgeni okuyor. Ondan sonra sende şu hastalık var diyor. Yani aslında hepsi için söylemiyorum ama çoğu tanıyı radyoloji uzmanı tanısını koyuyor ve diğer doktor abilerimiz, arkadaşlarımız rapora bakarak sizde şu hastalık var diye söylüyor. Aslında o tanıyı ilk başta koyan kişi radyoloji uzmanları oluyor. Radyolojiyi bu nedenle seviyorum. Tanıyı koyuyorsun. İlk hastanın nesi var nesi yok hemen onu sen buluyorsun. Yani bu yönden benim için çok mutluluk verici bir tercih olduğunu düşünüyorum. Evet, hayırlı olsun diyelim. Bu arada değerli konuklarımız, bugün konumuz varis. Varisle ilgili şikayeti olan konuklarımız varsa işte hocamız burada, canlı yayındayız. Canlı yayının altına yazabilirsiniz. Hocamıza soracağız. Hocam tabii herkesin aslında ortak şikayeti varis. Öncelikle takipçilerimize onun bir açıklamasını yapalım isterseniz. Varis nedir ve nasıl oluşur? Şimdi varise tam başlamadan bir sorunuza cevap veremedim. Bir de girişimsel radyoloji kısmı var. Buyurun hocam. Aslında girişimsel radyoloji ayrı bir branş değil. Ayrı bir kazanılan bir branş değil. Radyoloji uzmanlarının hepsi aldığı eğitime göre girişimsel bir eğitim aldıysa radyoloji girişimsel radyolog olabiliyor. Girişimsel radyolog dediğimiz ne? Biraz daha yani radyolojide tanıdan bahsetmiştim. Girişimsel radyoloji biraz daha bu işin tedavi kısmına yönlenen kısmı. Veya girişimsel yollarla mesela örnek vereyim. Önce radyolojide kullandığımız metotlar var. İşte ultrason, tomografi, MR, röntgen, skopi gibi bazı görüntüleme yöntemleri var. Bu görüntüleme yöntemlerini kullanarak hastalardan mesela bir kitle tespit ettiğinde o kitlenin içerisine girip parça alma işlemi bir girişimsel radyolog işidir. Onu da mesela evet, yani mesela bir kitle gördükten sonra burada bir kitle var deyip bırakmıyoruz. O kitlenin tam olarak adı nedir? Kanser midir? İyi huylu bir şey midir? Veya işte iyi huylusu adı tam olarak nedir? Onun için patolojiye gitmesi gerekiyor o tümörün veya kitlenin bir parçasını. Dolayısıyla onu bu görüntüleme yöntemlerini kullanarak oradan parça işlemi bir girişimsel radyoloji işlemidir. Onun haricinde daha büyük işlemlerimiz var. Anjiyografi. Mesela girişimsel radyologlar beyin anjiyosu, işte bacak damarlarında bir tıkanıklık varsa o tıkanıklığı tedavi etme durumu. Yani bunların hepsini radyologlar yapıyor. Kardiyologlar daha çok kalp anjiyosu yaparken biz daha çok beyin, işte böbrek damarlarında bir darlık varsa onları açabiliyoruz. İşte atıyorum karaciğerde bir kanser varsa o kanseri besleyen damarı bulup oradan kemoterapi ilacını verebiliyoruz. Direkt o tümöre giden damara o ilacı veriyoruz ki daha efektif olsun diye. Gibi gibi yöntemlerimiz var. Ama yorumlar ne kadar gibi, çok bize de eleştirenler var. Evet, var biraz mı? Sempatik ve daha güzel hani burada çok tıp havasında tıp dersi vermek yerine azıcık tebrik daha... Tebrik ediyorum. Öyle evet, bir kader. Tebrik ediyorum yavaşça. Kader Hanım'ı. Çok öyle da güzel yazmış. Doğru evet diyorsun? Karşınızda tamam, doktor var. Şaka ben yaptınız herhalde. Sormuyorum. Yapmayın. Sorun, en kısam besin. Gerçekten radyolog yani... Bir saniye özür diliyorum. Cevap vermem lazım. Tabii. Cevap hakkı doğru. Evet. Biz mesleğe bir şey demedik. Sadece biz burada tıp dersi vermiyoruz. Burada biz
bizim takipçilerimizin anlayabileceği dilde. Dilde, evet. Şimdi ben, yani kusura bakmasın, girişimsel radyocu uzmanı ben ilk defa duyuyorum. Evet, ya ama bana ne kadar göre, önemli bana bir şeymiş şimdi öğrendim. Benim bildiğim bugüne kadar TUS'ta en yüksek puanı hep işte az önce hocam da söyledi. Beyin cerrahları alırdı. Oysa değilmiş. Değilmiş. Ben, biz de öğrenmiş olduk. Biz de öğren, yani bunu söyleyince hocam... Biz de bilmediğimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Ama yani tabii şunu da belirteyim. Hani her beyin cerrahı veya genel cerrah düşük puan alıyor diye bir şey yok. Evet. Bazıları çok idealist olan abilerimiz de var. Hayır, ben o manada değil hocam. Ben onu da vurgulayayım da. Yani mesela çok derece yapıp beyin cerrahisine girenler de var. Evet, ama çok gerçekten önemli bir evet, açılınmış radyoloji... Evet. Benim bölümün algımı burada söylemek şey mi oldu? Yani şimdi bilmiyorum, bu kadar yavaş tabii ki işte yaptığı yoruma teşekkür ediyoruz. Evet. Önemli olan bu yorumları karşılıklı tabii, söyleyebilmek. Tabii, tabii. Neyse, biz konumuza dönelim. Varis'i ben çok merak ediyorum. Bende de var. Ondan birazcık önce istersen birkaç mesaj okuyalım. Takipçilerimiz de her zaman öncelik onları. Evet. Gülden Durak, Bengü Koçak Orman, Aysu Yıldırım, Özgen Yayınlar demişler. Erdoğan Çakır, Bilal Çiğdem, Özgür, Kader Yavaş. Bilal Çiğdem Özgür'ün bir sorusu var hocam. Eşimde tiroidler çalışmıyor uzun yıllardır. Tedavi görüyor. Kesin bir çözümü var mıdır? Şimdi tiroid bezinin bir sürü hastalıkları var. Bir önceki bazı canlı yayınlarda onlardan bahsetmiştim. Tiroid bezinde problem sadece az çalışmasıysa ona göre bir ilaç tedavimiz, hormon tedavimiz var. Tiroid bezi önemli bir organdır. Vücudun dengesini sağlayan hormon üretir. Dolayısıyla kan tahlillerinde az çalışan bir tiroid bezi durumu varsa o hormonu takviye etmek gerekir. Ama tiroid bezinde ayrı şeyler, işte ki bu Trakya'da, Çorlu civarında çok görüyoruz. Tiroid nodülü, tiroid kanseri gibi durumlar varsa tabii ki onların tedavisi daha farklı şeyler. Operasyonluk veya işte duruma göre başka şeyler, başka tedaviler alıyor. Onun için detaylı bir inceleme ve muayene gerekiyor. Tamir, şimdi konumuz varis dedik. Hocam varis nedir? Varis tedavi edilmezse sonuçta ölümcül olabilecek vakalar olabiliyor mu? Yani varis nedir, nasıl oluşur? Bununla ilgili istersen. Şimdi öncelikle varisi şöyle başlayalım. Bir toplar damardan bahsedelim. Toplar damar biliyorsunuz halk arasında bilinen durumu şudur. Bacaktaki, biz daha çok varisler bacakta olduğu için bacaktaki kirli kanı kalbe taşıyan damarlardır toplar damarlar. Normalde sağlıklı bir bireyde bu kan yer çekimine rağmen, ayakta durduğumuz için yer çekimine rağmen kapakçıklar sayesinde yukarı doğru taşınır. Kan yukarı doğru çıkarken kapakçıklar kapanır ve kan aşağı doğru göllenmez. Ama problemli kişilerde neden problem olduğunu sonra anlatacağım. Bu kapakçıklarda genelde problem olur. Ve bu problemden dolayı kan yukarıya doğru tam istenilen düzeyde akamaz. Çıkamaz. Dolayısıyla kan aşağıda birikmeye başlar. Damarlar da genişleme. O damarlara artık o kan fazla geldiği için yeni damarlar oluşmaya başlar. Şu arkada gözüküyor herhalde. Evet. Şu an, tam değil mi? Yukarı doğru kanı çekerken aynen bir şekilde o, bir şekilde o kapakçıklar kan çalışmadığı için aşağı doğru kaçak olur. Zaten kaçak var mı yok mu diye de onu biz Doppler'de ultrasonla, renkli ultrasonla kanı koyarız. Kaçaktan aşağıda biriken kan herhalde zaten damar genişlemesine. Önce bir damar genişlemesine yol açar. Damar artık fazla geldiği için kan miktarı. Yeni damarlar, vücut yeni damarlar üretmeye başlar. O dışarıdan gördüğümüz kıvrımlı kıvrımlı büyük damarlar da onun neticesinde oluşur. Dolayısıyla ciddi semptomları ve problemler yaratır. Aynı zamanda kozmetik açıdan, estetik açıdan da problem yaratan durumdur. Kimlerde daha çok oluyor varis hocam? Tabii Ercan Bey'in bu sabahki paylaşımı vardı. İşte siyasiler, sürekli ayakta duranlar, biz gazeteciler. Bunun bir kıstası var mı? Kimlerde daha çok oluyor? Azıcık daha şey yapmak için. Protokolde pek olmuyor. Yani onlar hep oturduğu için. Onlar da olmuyor. Gazeteciler fotoğraf çekmek, anı yakalamak evet için ayakta. Garson, hizmet edenler sürekli ayakta. Evet. Güvenlik personeli, polisler başta olmak üzere hepsi ayakta. Tabii siyasilerin bir kısmı da ayakta. Protokolde pek olmuyor herhalde varis. Bilmiyorum kimlerde ben. Kimlerde oluyor hocam daha çok? Nelere varis, dikkat etmeliyiz? Varis çok ayakta duran kişilerde olur. Buna meslek grubu olarak artık ayakta duran kişiler kendilerini kimlerse bulabilirler. Çok doğum yapan kişilerde, kadınlarda olabilir. Genelde doğum sonrası da çok fazla şikayet olan vardır.
İşte benim varislerim doğum sonrası başladı diyen çok kişi vardır. Onun haricinde sakin bir yaşam süren, hani çok sportif hareket yapmayan kişilerde de varis riski biraz fazla. Sonuçta bacakta olduğu için vücut kitle indeksi, yani biraz kilomuzun fazla olması da bacağı yükü artırdığı için onlarda da biraz sıklığımız fazla. Onun haricinde kadınlarda normalden daha fazla gözüküyor. Ve tabii aile öyküsü, ailesinde... Neden kadınlarda daha çok gözüküyor hocam? Kadınlarda işte bu doğum sonrası mevzusundan dolayı daha çok varis görüyoruz. Ama aile öyküsünün de, ben genelde muayeneye başlamadan önce ilk sorduğum sorudur. Hani annenizde babanızda bir varis durumu var mı diye. Irsi durumu da var. Bu mesela kişilerde daha fazla. Mesela benim annemde çok varis var. Ablam doğumdan sonra hemen varis ve kaldı da ayaklarına. Ne gibi şikayetler oluyor hocam varisli? Şimdi variste genelde hastalarımızın gelme şekli bacaklarda şişlik. En çok gördüğümüz şey. Çünkü oradaki kandaki su, sonuçta kan sulan oluşan bir şey. Oradaki su cilt altı yağlı doku dediğimiz dokuya kaçtığı için oralarda ödemler oluşur. Cilt altı yağlı dokularda oluşan ödeme bağlı bacaklarda şişlik olur. Bunun yanında ağrı sık gördüğünüz durumdur. Özellikle gece kramplarından çok bahsederler. Akşama doğru ağrıyor. Akşama doğru ağrı olur. Kaşıntı, işte huzursuz bir bacak. Hani rahat değil bacaklarım gibi bir huzursuzluk durumu olur. Ve tabii ki buna bağlı da kanın tam yukarı doğru çıkamamasına bağlı yorgunluk, bacaklarda yorgunluk hisleri olur. Genelde bunlardır. Ama en çok hastalarımızı rahatsız eden şey şişlik ve ağrıdır. Ve tabii çok ciddi ileri varislerde de estetik açıdan, görüntü açıdan problem yaratır varislerimiz. Evet, ne yapacağız o zaman? Hayatta mecbur durmayacağız mı hocam? Ne yapacağız yani? Yani bunu mümkün mertebe az miktarda. Yani çok fazla kalmamaya dikkat edeceğiz. Tabii ki meslek gereği duruyorsak yapacağımız bir şey yok ama aralarda en azından dinleneceğiz. Aralarda bacaklarımızı hareket ettireceğiz. Oradaki ayakları yukarı kaldırma da deniyor. İşte ayakları yukarı kaldıracağız. Akışı daha hızlandırmak için kalbe. Aynı zamanda bu damarların çevresindeki kasları çalıştırmalıyız ki. Yani niye mesela spor yapanlarda daha az? O bacaklar, o kaslar daha kuvvetli olduğu için, damar da kasların arasında olduğu için onu bir şekilde pompalar. Kaslar çalışınca ve daha hızlı yukarı doğru çıkmasını sağlar. Aşağıya birikmemesini engeller. O yüzden spor önemlidir. Tabii spor... Kaslar damarları sıkıyor. Evet. Değil mi? Onu... Aynen. Yani bir pompa etkisi yaratır. Varis çorapları da mesela. Değil zaten mi? Amacımız da o. Varis çorabı tedavisinde işte varis çok... tedavisine geleceğiz gerçi ama orada... Evet, tedavisinden sonra geleceğiz. Nasıl her zaman şey değil yani. Ameliyat değildir. Başta verdiğimiz şeyler varis çorabıdır. Varis çorabının amacı da sıkmak. O kanın aşağıda değil de yukarıya doğru çıkmasını sağlamaktır. Sorular da geliyor tabii. Birkaç mesaj daha okuyalım. Melek Aktaş, Sibel Olcay Kurt programı çok beğendim demiş. Gönül Ünlü, iyi yayınlar. Çok güzel bir program. Nevin Çavuşoğlu, Levent Vural yazmış. İyi yayınlar. Varis ameliyatından sonra bir iki arkadaşımızı kaybettik. Pıhtı atması olur dendi. Böyle bir riski var mı? Ya böyle bir risk var. Çok 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 düşük bir risk. Ya açıkçası zaten tek riski o. Dikkat edilmesi gereken tek nokta o. Başka hani hayati bir problem durumu yok ama bu pıhtı konusuna dikkat etmek gerekiyor. Ona hemen anlatabilirim, sonra da anlatabilirim. Tabii buyurun hocam. Şimdi köpük tedavisi dediğimiz bir tedavi var. Köpük eğer bilinçli bir şekilde verilmezse bu kılcal dediğimiz damarlara, mor mor renkli damarlar oluyor ya, onlara verdiğimizde ya fazla miktarda verirsek ya da kontrolsüz verirsek, o sonuçta kılcallar da derin damarlarla bağlantılı olduğu için o köpük derin damarlara da geçecek. Dolayısıyla nasıl kılcal damarları kapatıyorsa derin damarları da kapatacak. O derin damarlarda bir pıhtı oluşacak ve o pıhtı zaten korktuğumuz komplikasyon, sorun o. Akciğere atar damarını atacak. Çok oradan ciddi bir ameliyat o zaman. Yani evet, tabii dikkat edilmesi gereken bir. Yani önce o zaman tedavi yöntemi uygulanmalı. En son raddede mi ameliyat öneriyorsunuz hocam? Onun için tanı koyuyoruz. İşte ultrason yapıyoruz. Hastanın venöz kaçağı, o kapakçıklardaki sorun kaçıncı derece? Hafif mi, işte grade 1 mi, birinci evre mi, ikinci evre mi, üçüncü evre mi, dördüncü evre mi? Bunlara bakıyoruz. Eğer üçüncü ve dördüncü evre ise bunlara artık varis çorabının bir etkisi yok. Yok. Evet.
O zaman hemen şey soracağım. Vatan Hastanesi'nin imkanları nedir? Yani siz herhalde teksiniz Vatan Hastanesi'nde. Bu konuda branş olarak. Biz iki radyoloji uzmanıyız. Tamam. Ama girişimsel işlemlerle uğraşan kişi benim. Tamam. İmkanlar konusunda, varis konusunda bir sorun yok. Önemli olan doğru tanı, doğru tedavi. Önce tanı koymak, hastanın problemi nedir? Ne yapacağız peki? Beyin bacaklarım ağrıyor, geldik. Nasıl tedavi? Evet. Nasıl vatan hastanesini de beraber anlatırsak burada. Tabii. Şimdi önce vatan hastanesinde hastalar şikayeti neyse ilk başta genelde bir klinisyene başvuruyor. Bu nedir klinisyen? İşte bir kalp damar cerrahı varsa, ki bizim hastanemizde kalp damar cerrahı yok. Veya bir genel cerraha başvurabiliyor. Zaman zaman cildiye başvuruluyor. Hani bu kozmetik açıdan dolayı bacaklarımda ufak lekelenmeler var diye. Onlardan sonra bir muayene ediyorlar. İşte ve bir ultrason istiyor doktor. Diyor ki bunun tanısı nedir? İç varis var mı? Yok mu? Diye bize ultrasona geliyor. Ultrasonda ben tabii işte hastaya şikayetlerini soruyorum, konuşuyorum. Ondan sonra ultrason yapıyoruz ve bu ultrason yaklaşık bizim en uzun ultrasonumuzdur. Çünkü tüm damarı kasıktan ayak bileğine kadar incelemek gerekir. Toplar damarın yani hastaya göre değişir açıkçası. Normal bir hastada belki 10 dakikada biter. Ama çok problemli bir hastada 1 saat bile bulabilir. Sıra var mı vatan hastanesinde bununla ilgili? Yani ben bugün gönderdi hemen bunu yapabiliyor musun? Tabii en fazla işte belki 2-3 saatlik bir randevu süresi olur. Günlük yapılabiliyor. Genelde bunlar. Günlük bu ultrasonla tanı koyabiliyoruz. Tanı sonrasında bir tedavi planımız oluyor. Tedaviye göre bazı malzemeler çünkü İstanbul'dan gelen malzemeler. Bu lazer cihazı dediğimiz cihazlar, büyük cihazlar. Bunların belli firmaları falan var. Onlardan bir gün alıyoruz. Biz hastayla konuşuyoruz. Hangi gün müsaitsiniz? Biz hangi gün müsaitiz? Çünkü işlem duruma göre 3-4 saat süren işlemler var. Orada bir boşluk. Bu ameliyat bölümünü anlatıyorsunuz. Tabii. Evet. Bir boşluk. Ben şunu da merak edeceğim hocam. Onun da bir, çünkü ya, birkaç videosu var da. Ya ben inat ettim. Ameliyattan da korkuyorum. Pıhtlatması var. Ben böyle gezeceğim. Çok da önemli değil. Takarım varız çorabını dedim. Bunun mahsuru var mı? Bunun şöyle bir şeyi var. İleri düzeyde variste bacaklarda yaralar oluşur. Görmüşsünüzdür böyle ayak bileği düzeyinde ciddi yaralar, kapanmayan yaralar oluşur ilerleyen zamanlarda. Artık buna venöz ülser deniyor tıpta. Yani nasıl söyleyeyim, toplar damarın sorununa bağlı olarak orada artık ciltte ödeme bağlı olarak yavaş yavaş ciltteki sorunlara, kızarıklıklara bağlı olarak yaralar, açılmış yaralar oluşuyor. O yaraların tabii artık onların da hayat riski oluyor. Yani oralar enfekte oluyor. Oradaki mikrobik enfeksiyonlar belki kana karışıyor. İleri sorunda bahsediyorum. Geç ameliyat olmanın mahsuru var mı? Yani şöyle bir şey var. Ama kanser şöyle gibi değil herhalde, değil mi? Bunu ben uzatabildiğim kadar uzatacağım. En sonunda ameliyat olmak istiyorum dersen. Bu güzel bir soru. Şöyle bir durum var. Operasyon şansını kaybedersin. Mesela bu kaçak dediğimiz, normalde bacakta bir derin toplar damar sistemi var. Ana damarımız, o bizim için çok önemli. Bir de onun yukarısında yüzeyel dediğimiz bir damar var. Adı işte safen ven diye geçer. Genelde hastalar şuradan bilir. Bu kalpteki bypass ameliyatında bacaktan bir damar alınır ya, alınır buraya takılır. O damardır bizim problemimiz. Yüzeyel bir damar alınır, buraya takılır. O damar çok önemli bir damar değildir. Çünkü ana damarımız vardır toplayan. Bunu amacımız yakmaktır. Dolayısıyla eğer bu kaçak artık ilerleyip derin damarda da olursa operasyonun hiçbir anlamı kalmaz. Yani sen istediğin kadar yüzeydeki damarları yak, derin damarda da sorun olduğu için tekrar oluşacaktır. Anlatabildim mi? O yüzden operasyon şansını kaybetmemek için çok geç kalmamakta fayda var. Tabii ki çok ileri raddede olanlar tabii. Ameliyat. Ondan önce daha hafif olanların tedavi yöntemlerini soracağım ama tabii burada sorular da geliyor. Onları da bakalım. Öncelik her zaman takipçilerimizin. Oktay Çalışkan iyi yayınlar demiş. Haluk Yalçın Kılıçoğlu iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ben de varis ameliyatı olmak istiyorum ama pıhtıdan dolayı korkuyorum demiş. Az önce bununla ilgili zaten hocam gerekli açıklamayı yapmıştı. Saadet Partisi Çorlu Belediye Başkan adayı Sayın Murat Vakitçi izliyormuş. İyi yayınlar dilemiş. İyi yayınlar. Buket Yoruç Yengin, varis tedavisi sonrası tekrarlar mı hocam? Güzel bir soru aslında. Bu güzel bir soru. Şimdi şöyle, önce problemi tespit etmek lazım dediğim gibi. Problem ana damardaysa, iç damardaysa tedavi çok daha farklı. Köpük tedavisi değil.
lazerle yakma işlemidir. Hı-hı. Yani önceden cerrahi işlem uygulanırdı. Bu nedir? Kasıktan, dizden yapılan ameliyat olanlar bilir. Ve ayak bileğinden kesiler yapılarak o damar tümden çıkartılırdı. Ya benim o bileği onu çektim. Yani damarı değiştiremiyoruz mu öyle bir? O damar tamamen alınıyor. Ameliyat bu. Hı-hı. Ama artık son dönemde bunun yerini tamamen ameliyatsız tedavi aldı çoğu yerde. Buradaki amacımız da aslında aynı şey. Ama sadece hastayı genel anestezi vermeden, uyutmadan, daha fazla riske girmeden, ve hasta günlük yaşantısına hemen, mesela bizim Vatan Hastanesi'nde bir hastamız oldu. Bir 3-4 saatlik süren bir işlem yaptık. Gece işte akşam 6 gibi başlayıp 10 gibi bitirdik. Saat 10'da işte hastanede yattı. Sabah yürüyerek işine devam etti. Anlatabildim ama normal bir genel anestezide, bir büyük cerrahide bu iş hastaneden çıkış süresi bir 5-6 günü, 4-5 günü bulabilir. Hı hı. Yine bir mesaj okuyalım. Adnan Durmuş yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Ayşe Çınar. Buket Yoruç Yengin, varis hastalığının dereceleri nelerdir diye sormuş. Hocam suyun içtikten sonra onu da bir bakalım. Varis hastalığının dereceleri nelerdir diye. Hocam biraz öne alalım. Şimdi dediğim gibi önce doğru tanı. Doğru tanı da biz ultrasonla bununla ilgili tabii ki çok uzun uzun kriterler tanımlanmış. Biz genelde ultrasonla bakıp buna karar veriyoruz. Kaçak derecesi nasıl? Hastaya bir ultrason olanlar da iyi bilir. Damarlara bakarken bir kendini sık diyoruz. Hı hı. Ikınma diye bir işlem var. Ikındığı zaman o kaçak, biz onu görüyoruz. Aşağı doğru ne kadar akıyor kan? Yukarı ne kadar çıkamıyor? Kaç saniye çıkamıyor? Buna göre bir derece belirliyoruz. İşte ortalama 1, 2, 3, 4 diye bir derecemiz var. Bir hafif, işte 2, 3, 4 diye 4 en ileri derece. Ondan sonra birinci ve ikinci derece ise genelde biz bunlara konservatif dediğimiz ameliyatsız hastaya varis çorabı ya da bir ilaç tedavisi başlayarak hastayı takip ediyoruz. Genelde şikayetlerinin büyük kısmı geçiyor. Bu ya da şey bu dönemde uzuyor birazcık. Evet, ya da ameliyat durumu uzuyor. Ama i̇laç tabii ki tedavisi, evet, ilaç tedavisi ve varis çorabı. Varis çorabının durumunda anlattım nedeni. Evet. Hareketleştirme, spor değil mi? Evet, spor tavsiye. Sürekli mobilize olması, yani hareketli olması bizim için önemli. Bir de ne kadar hep oturarak çok hareket etmeden durursak bu bizim o pıhtı dediğimiz durumun oluşma riskini de artıran bir şeydir. Yani o kan ne kadar yavaş hareket ederse orada pıhtı durumu oluşur. Anlatabildim mi? O yüzden bu evrelemede 1, 2, 3, 4 dediğimiz evrelemeyi biz ultrasonla tanısına koyup ona göre hastanın damarının çaplarına göre bir tedavi yöntemi belirliyor. Tedavi videosunun arkada bu sizin yaptığınız. Evet, bu bizim Çorlu Vatan Hastanesi'nde. Yapılan bir tedavi. Damara varisli herhalde, bir ayak herhalde hocam. Bu hastamızda iç varis yoktu. Dışarıdan sadece estetik açıdan görünen böyle böyle damarlar vardı. Damarlar içerisine girip köpük oluşturduktan sonra köpüğü damar içerisine verdik. Köpük dediğimiz bir sıvı ilaç. Köpük dediğim aslında bir alkol türevi bir ilaç var. Ne işe yarıyor? Onu havayla karıştırıp böyle üçlü bir musluk var. Evet. Bir kenarına ilacı takıyorsun. Bir kenarına havayı çevirelim, takıyoruz. Onları birbiriyle karıştırınca köpük oluşuyor. Aslında köpük diye bir ilaç yok da köpük tamam, yapıyoruz biz kendimiz. Sonra o köpüğü işte böyle kılcal damarlara enjekte ederek anında o görüntünün yok olmasını sağlıyoruz. Ama çok dikkat edilmesi gereken bir tabii konu yani, dediğiniz program başında. Yani diğer damarlara gitmemesi tabii gerekiyor demiştiniz değil mi hocam? Mesela biz anlık takip ediyoruz. Köpüğün hangi damara geçtiğini, ne kadar gittiğini görülüyor. Yani. Hocam peki bu damarın görüntüsünü mü değiştiriyor yoksa o kaçaktaki kapağın çalışmasını mı şimdi düzenliyor? İşte ondan şöyle bahsetmek lazım. Hastalarımız bunu çok soruyor. Ben köpük yaptırmak istiyorum diye de önce tanıyı koymak lazım. Mesela bu hastanın iç varisi olmadığı için yani o kapakçıklarda problem yok hastada. Bu hastada estetik açıdan birkaç tane nasıl söyleyeyim, yüzeyel bir kılcal damar oluşuyor. Estetiği düzeltmek adına evet, yapılan bir yani tedavi. Burada kapakçıklarda çok bariz bir problem yoktu ultrasonda. Dolayısıyla burada sadece köpük enjekte ettik. Ve
derin damarlara hiçbir şekilde ulaşmadık. Verdiğimiz zaman bu alkolün, alkol türevi ilacın etkisi damarın duvarını hasarlayarak o damarın artık orada kan bulunmamasını sağlayıp belli bir süre sonra o damarın rengi böyle bozuluyor ve şöyle oluyor. Vücut artık onu önemsiz bir yapı olarak algılayıp eritiyor. Yani hocam daha... nasıl oluyor bu ameliyat, narkozlu mu yoksa? Hayır, bu hastamızda biz konuşa konuşa sohbet edildi yaptık. Uyuşturma yok. Uyuşturma yok. Ufak bir uyuşturucu krem sürüyoruz yine de hafif bir şey olsun diye. Normal incecik bir iğne o. İğne zaten. Damar yolundan kan alındığı gibi incecik bir enjektörle yapıyoruz. Ama tabii ki şunu söylemek lazım. Bir hastamız sormuştu, bir takipçimiz. Onu söylemeyi unuttum. Başarı şansı gibi bir şey sormuş. Evet, evet. Tekrarlar mı gibi bir şey sormuştu. Evet, tekrarlar mı demiş. Şimdi bu konularda YouTube'a başka yerlere girince hep böyle muhteşem görüntüler göreceklerdir. Çünkü herkes en muhteşem görüntüyü oraya atıyor yani doğruya doğru. Şimdi ortalama başarı şansı estetik açıdan söylüyorum. %80-85'tir. 100 hastanın 80'inde, 85'inde iyi sonuç alırsın. Ama %15'i genelde mutlu olmayabilir. Neden? Çünkü bu damarlar her ne kadar buradan mavi gibi görünse de bu damarlar çok çok ince damarlar. Yani çapı 1 milimetre, 1,5 milimetre dediğimiz 1 santimin onda biri olan damarlar. İğnenin kalınlığında damarlar yani, anlatabildim mi? Dolayısıyla iğneyi onun ucuna damarın içine giriyorsun ama o anda en ufak elinin minik titremesiyle damardan çıkabiliyorsun yani. Evet. Anlatabildim mi? Yani o zaman tedavi amacı biraz zorlaşıyor. Yani evet. Zaten hastamıza hemen söylüyoruz. Hani cildinizde bir yanma olursa, cilt altına giderse o ilaç, bize haber verin. Değil mi? Hemen durduruyoruz tabii orada. Damardan çıktığı zaman yanacak. Tabii yani bu siz yapıyorsunuz. Evet. Bu burada. Kaç tane yaptınız hocam böyle bir şey? Ya ben daha çok bunu Vatan Sersi'ne yeni başladım ama çapa ihtisaslı olduğum için oralarda epey bir yaptık. Saymadım ama yani çapada bayağı tecrübem oldu. Yani rahatlıkla gelebilir miyiz? Ben şimdi bende de olduğu için. hocam düştü elinize hocam Ercan Bey. Şimdi en çok onu soruyor insanlar. Bu nerede, hangi okul mezunu, nerede şey yaptı ister istemez. İnsan her hastanın en doğal hakkı. Kaç defa bunu yaptı tecrübesine. Tabii. Ondan sonra da parasını soruyor. Hocam bunun var mı devlet? Bunda olsun diğer ameliyatlarda. Hakkı, evet. Şimdi şöyle. Yani köpük tedavisinde bu zaten direkt estetik olayına girdiği için bir ödeme olmuyor. Devletin karşılamıyor. Normal. Ama varis ameliyatında? Ama varis ameliyatında karşılıyor. Onun içinde devletin koyduğu kurallar var. İşte ileri derecede diye rapor olması gerekiyor. Çapları, damarın çapları büyüklüğü şu boyutlarda olması gerekiyor ki suistimal edilmesin diye. Evet. Ama tabii karşıladığı şey fark kısmı onu tabii ki tedaviye göre değişeceği için hastalarımızın düşünülenlerin muayene olup öyle karar. Ama ileri derecede variste devlet katkı veriyor. Sorular da var. 2-3 mesaj daha okuyalım. Görüntüyü değiştirelim de Facebook şey yapmasın. Songül Söken iyi yayınlar demiş. Gülden Erdasarı hayırlı cumalar. Necmettin Çataloğlu varisten 2 ameliyat oldum. Yaralar kapanmak üzere ilaç kullanmam gerekli mi demiş sayın hocam. Şöyle bacaklarında şişlik ve ağrılar geçtiyse yani iyiye bir gidiş görüyorsa bence her zaman ilaç kullanmak gerekli değil. Ama bu ilaç kısmıyla ya şimdi çok da hani bizim branşlaşmış şeylerimiz var. Çok da kalp damar cerrahlarının branşına girmek istemiyorum. Tabii. Yine doktoruna ama gidip. Ama kendi doktorundan bilgi alsa daha iyi olur. Ama her şey pozitife gidiyorsa ilaç kullanmadan ben biraz ona inanıyorum. Hani genel insan kendine daha iyi bilir. İlaç kullanmıyorsun ve sürekli bir iyiye gidiş görüyorsan demek ki doğru yoldasın. Evet. Son bir soru daha soralım. Hocam varis tabi biraz ırsi dediniz ama olmaması için nelere dikkat edelim? Zaten yaklaşık olarak 40 dakikayı geride onu konuşacağız işte ona geçeceğim. 40 dakikayı da geride bıraktık. Hiç anlamadık sanıyorum hocam. Aynen çok hızlı geçti. Evet. Neye dikkat edeceğiz olmaması için? Ya varis olmaması için öncelikle biraz hareketli bir yapıda olmamız gerekiyor açıkçası. Sürekli oturmak pozisyonda olmamamız gerekiyor. Hele ayakta durmamak gerekiyor. Ayakta durmamak. Meslek icabı işte. O yüzden meslek hastalığı da deniyor aslında meslek buna. Meslek hastalığı deniyor. Ayakta durmamak gerekiyor. Ama bazen yapamadığımız şeyler de var. Aile öykümüz. Yani ailemiz öyle olduğu için çok engelleyemiyoruz. Bunun yanında bahsettim. Hani
fazla kilolu olmak önemli. Sigara, olmaması sigara önemli. Hocam. Sigaranın Maris üzerine bir çalışması yok. O zaman kilo almayacağız. Kilo almayacağız. Yürüyeceğiz. Hareketli spor olacağız. Yapacağız. Evet. Ya bunun yanında kapılmamak için. Bunun yanında tabii çok aşırı yani hiçbir şeyin çok aşırısı iyi değildir. Çok aşırı hareketten kaçınıyoruz ama hareketli ufak tefek sporlar yapmakta fayda var. Evet hocam tabii son dönemlerde bölgemizde kanser vakalarına da oldukça fazla rastlanıyor. Bu konuyla da ilgili biraz istersen Ercan Bey konuşalım. Vallahi, bölgemizde kanser sıklığı ne kadar oluyor? Onu ben söyleyeyim. Evet. Yani Türkiye'de 4. sıradayız. Evet. Tekirdağ'da ölen 4 kişiden biri kanser. Yani bunu ben söylemiyorum. Devletin ya da meclisteki milletvekiline Sağlık Bakanlığı'ndan gelen sorunun cevabı bu. Yani Tekirdağ Türkiye'de kanser ölümlerinde 4. sırada. Tekirdağ'da ölen her 4 kişiden biri de kanserden ölüyor. Sayın hocamızdan bu konudaki deneyimlerini de alalım kanserle ilgili. Ondan sonra da dünkü kahve molası canlı yayınımızın çekilişini yaptıralım sayın hocam. Evet. Şimdi ben yaklaşık 8 aydır Vatan Hastanesi'ndeyim, Çorlu'dayım yani. Öncesinde de yaklaşık 2 yıl Lüleburgaz'da bulundum. Yani 2,5-3 yıl arasında Trakya civarındayım. Trakya'da özellikle hani şunu gördüm ki ben her hastayı genelde not ederim. Hı hı. Sonucu ne çıkmış diye takip ederim. Düşündüğüm tanıyla gerçek patoloji tanısı birebir eşleşmiş mi? Ne kadarını yakalamışım? Yüzdem kaç? Kendimi de öyle bir test ederim. Aynı zamanda da... Kaç hocam? Peki onu da yapamazsın. Yani o her şey... Tabii ki her şeye göre değişiyor ama... hani yani. Bu konuda... hani... Ya bu konu aslında benim kişinin kendini söylememesi gerekiyor ama kendimi bu konuda bayağı efor sarf ettiğimi ve iyi bir yüzde yakaladığımı düşünüyorum. Ama o da güzel bir şey. Kendinizi takip evet. ediyorum. Ama hocamın asıl mesleği de bu kanserleri siz yakalıyorsunuz. Bizim zaten değil mi hocam? Asıl varsa. İlk işimiz, girişimsel radyoloji tabii ki önemli bir iş ama bizim ilk işimiz önce bir tespit, tanı koymaktır. Ondan sonra zaten kendim varisi tespit ettikten sonra varisin de tedavisini yapıyorum. Dolayısıyla kanser kısmının ilk tanısı bizden geçiyor. Evet. Ya mesela bir meme ultrasonunda bence radyoloji uzmanı çok çok önemli. Hocam onu konuşuyorduk ya, varisi niye konuştuk? Mesela konu kanser bölgemizde. Evet. İşte onu konuştuk. Yani kaç tane burada tanı var? Yani bilmiyorum ne kadarını söyleyebilirsin. Yani ben mutfağında hocam aslında o yakalıyor. Ben bazı aylar yaklaşık 8-10 tane sadece kendi hastanem için söylüyorum ki burada bir sürü hastane var. Çorlu Devlet Hastanesi olsun, başka hastaneler olsun. Dolayısıyla her bir ayda 8-10 tane meme kanseri yakaladığımız oldu. Hocam tabii bunlar canlı yayındayız. Sonuçta siz bir hastanenin doktorusunuz. Aynen. Ben gazeteci görevimi yapayım. Çünkü ben bunu takip ediyorum. Devlet sırrı deyip de bu konuda doktorlar hakkında soruşturma açılan yerler var maalesef. Evet. Acizane fikrim canlı yayında ben bunu da bir kez daha söyleyeyim. Evet. Ona göre ya bu sadece, amacımız üzüm yemek. Evet. Sadece bir deneyim. Deneyim. Ben sadece şunu gördüm. Bunu söyleyebilirim açık yüreklikle. Ben İstanbul'da Çapa'da ihtisas yaptım. Hani bu Trakya'da çok daha fazla meme ve tiroid kanseri gördüm. Nüfusu çok daha az olmasına rağmen oranın çok daha yüksek olduğunu neden düşünüyorum. Neden sizce? Bunun tabii ki nedenleri Çorlu'nun fabrika bölgesi olması. Kimyasal sigara diyorlar hocam. Sigaradan diyorlar. Sigarayla çok şeyi yok Ercan Bey. İçmediğiniz için şimdi biz ben içiyorum diye sürekli aynı programlarda. Yani onun haricinde tabii ki tiroidin işte bu Ukrayna'daki Çernobil vakasından dolayı az da olsa etkisi uzak bölgelerinin var. Karadeniz'e kıyısı olmasından dolayı etkisi olduğu söyleniyor. Genetik faktörler burada daha önem fazla gibi nedenlerden dolayı fazla. Bir de son zamanlarda memede özellikle şunu gözlemliyorum. Yaş ciddi anlamda düştü. Ya mesela 23'ler, 25'ler, 27'ler çok fazla görmeye başladık. O yüzden hastaların, hasta demeyeyim yani normal kişilerin de kendini muayene etmesi, atıyorum ayda bir her duş sonrası. Nasıl edeceğiz hocam? Şimdi onu da bir şöyle takipçilerimize... Şimdi, hayır, şöyle, özellikle meme kanseri için ne yakalamamız şöyle, gerekiyor? Şöyle hastalarımız genelde tabii ki ya ben dokunduğumda anlamıyorum. Hep sertlikler geliyor diye söyleyenler çok oluyor. Evet sertlikler geliyor ama onu takip etmek önemli. O sertlikler her yerde varsa zaten hani onun meme kanseri olma ihtimali çok düşük. Genelde bir bölgede ve elinle dokunduğun zaman
hareketli olmaması, böyle sabit. Oynattığın zaman, dokunduğun zaman onun hareket etmemesi bizim için uyarıcı bir faktör. Onun haricinde meme başından, meme ucundan işte kanlı akıntı olması ya da meme ucunun içeri doğru çekilmesi gibi durumlar bizim için ciddi risk faktörleri. Onun haricinde koltuk altında kitle, şişlik hissetmek. Çünkü meme kanserinin en sık yayıldığı yer koltuk altındaki lenf bezeleridir. Onların hepsini muayene etmek gerekir. Bunun haricinde tespit edemeyeceğin şeyler var. Hem elle muayenede, genel cerrahların fizik muayenesinde tespit edilemeyecek. Hem de hastaların zaten tespit edemeyeceği şeyler var. Bunlar için de ben hani böyle bir kural yok ama belli bir yaşa geldikten sonra bu 20-25 böyle bir bilimsel bir şey yok. Bu sadece kendi düşüncemi söylüyorum. Hastaların yılda bir ultrason yaptırıp hani hiçbir yan etkisi de yok. Ultrason da radyasyon da içermediği için gelip ultrason yaptırmasında çok ciddi fayda olduğunu görüyorum. Yani hiçbir zararı olmayan bir tetkik. Ve 1 santimin altındaki küçük lezyonlar elle hasta ve cerrah tarafından fark edilemediği için çok küçük şeylerin ultrasonla erken tanı şansı var. İşte. Dolayısıyla yılda bir hani ben her zaman hastalara da söylüyorum aynı şeyi. Bir arabayı her yıl bakıma götürüyoruz. Aynen hocam ya. Kendimize maalesef doğru. Götüremiyoruz. Doğru. Bunun haricinde tiroid olabilir. Yani tesadüfen yakaladığımız maalesef tiroid kanserleri oldu. Hasta başka bir şikayetle geldi. İşte burada tükürük bezinde bir problem geldi ama tiroid kanseri çıktı. Evet. Anlatabildim mi? Bunlar... Yani öncelikle insan kendinin doktoru olacak. İkincisi de her yıl bir şeyimiz olmasa bile hiçbir yan etkisi yok diyor Sayın Hocam. Ultrason. Ultrasonla bakılacak. Yani meme tiroid ve dediğim gibi bu sayılar ciddi şekilde artmaya başladı ki belki de gelmeyen, hastaneye başvurmayan kişiler de var bilmediğimiz. Tabii. Ya ben aslında tabii hocamın sözünü kesmek istemedim. Yani bölgemizdeki kanserin nedenleri zaten belli de. Ben orada özellikle bir kanadın bunu işte siyaseten ya sigara da kanser yapıyor. Yani ondan değil. Ya o zaman şimdi hocam İstanbul'dan gelmiş. İstanbul'dakiler niye kanser yapmıyor da Lüleburgaz'dakiler? Onlar sigara içmiyor mu? Ben oraya gelecektim aslında ama tabii siz hemen kendi üzerinize alındınız. Her programda aynı şeyi yaptınız. Sigara iyi bir şey değil ama bölgemizdeki kanserin ana sebebinin sigara olduğunu söylemek de birazcık şaka olur yani. O yüzden tabii ki. Burada çevre etkileri, çevrelenme muhakkak önemli. Ama hocamın dediği gibi herkes kendi doktoru öncelikle olacak. Özellikle banyodan sonra dediğiniz kadın takipçileriniz yani, için işte koltuk altı ve göğüs bölgesinde bir kitle olup olmadığını sık sık kontrol çıkmayabilir, denk gelmez. Yılda bir de ultrasonla mutlaka bakılması gerekir. Erken teşhis için. Tabii bu yaşa göre değişen bir şey. Yani genç hastalarımızda, genç kişilerde ultrason tercih ediyoruz. Ama 40 yaşından sonra mamografi ve ultrason. Çünkü mamografi ultrasona göre daha farklı şeyler gösteriyor. Ultrasonla görülmeyen durumları gösterdiği için mamografi öneriyoruz. Yılda bir düzenli mamografi öneriyoruz. Bunun yanında tiroid ciddi bir sorun teşkil etmeye başladı Trakya bölgesinde. Tiroid içinde işte hastalarda kilo verememe ya da bir anda işte 2-3 ayda 10 kilo aldım, çok yemedim aslında ama çok kilo aldım gibi şikayetler bize tiroid hastalığını işaret edebilir. Tiroid bezlerinin az çalıştığını. Evet, az veya işte ya ben çok yiyorum, çok yiyorum ama kilo alamıyorum gibi tam tersi, bu da tiroid bezinin çok çalıştığını belirtisi olan bulgular. Bunlar için de başvurup hastaneye kan tahlilleri, ultrasonlar. Orada çalışacak o zaman. Ne az çalışacak hocam, ne normal, çok çalışacak. Her şey normal. Ben de şeyi merak ediyorum hocam. Evet. Bu radyoloji uzmanısınız tabii. İşte hadi film çektirmeye git aşağı. Bu da bir radyasyon değil mi? Bu da kanser yapmıyor mu? Yani habire film çek. Tabii ki şöyle. Yani... Siz nasıl korunuyorsunuz değil mi aslında? Bu da önemli. Bu da kanser yapmıyor mu yani? Şöyle. Şimdi belli tetkikler var radyolojide. Bunların bir kısmı radyasyon içeriyor. Bunlar nedir? Tomografi ve röntgendir. O yüzden mesela gebelerde kesinlikle tomografi ve röntgen çekilmemesi gerekiyor. Çok hayati bir durum yoksa. MR, ultrason bunlarda zaten radyasyon içermediği için hiçbir problem yok. Tomografiyi de ya zaten
Çorlu Vatan Hastanesi'nde gerekmedikçe bir tetkik istenmiyor. Hiçbir yerde istenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Gerekmedikçe tomografi önermiyoruz. Şu var, ben şimdi özür diliyorum, sözünü kesiyorum. İşte isim vermeyelim. Bu hastanede yaptık. Dur ya, buraya çok güvenmedik. Bir de buraya çektirelim. Bir de üçüncüyü çektirelim. Şimdi onun bir hastalıkta üç tane. Ya bu tam okuyamadı, bu tam çekemedi, o da tam anlamadı. Bir bu hastaneye gidelim, bir ona gidelim, bir de devlete bakalım dediğiniz zaman... O zaman ciddi radyasyon alıp ciddi yani, kanser riski artar. Bu testis, yumurtalık, erkeklerde yumurtalık kanseri, tiroid kanseri sıklığını artırır radyasyon en duyarlı peki yerler. Peki bu işi yapanların riski yok mu hocam? Bizim var. Zaten nasıl o yüzden takiplerimiz var. Bazı çekimlerde kurşun önlükleyerek radyasyon geçirmesini engelliyoruz. Artı dozimetre dediğimiz cihazlarımız var. Şurada göstereyim. Evet. Çünkü en büyük riskimiz de şu anda. Dozimetreyle ne kadar doz aldığımızı, işte belirli bir miktar var. Onun üstüne çıkıp çıkmadığımızı. Bir tek röntgende mi var hocam bu şimdi? O zaman tomografi ve röntgende var değil mi? Yani röntgende çok çok düşük düzeyde. Esas asıl tomografi de var. Hocam ne kadar kutsal bir meslek yapıyorsun. Ama tomografide dediğim gibi mesela dediğiniz bir örnek var. Biz genelde dışarıda çekilen bir tomografi varsa ben diyorum ki tomografi görüntülerini al ve gel. Tabii. Yani bir daha çekmektense o görüntüleri... Yanlış çektiler diyor. Yanlış çekim olmaz genelde. Olmaz. Yanlış çekim olmaz da... Işte, okuma belki, yoruma açık. O kişiye göre değişebilir. Hani belki aldı kendi bizim hastanemizdeki bir genel cerrah belki şey diyebilir. İşte bizim radyologumuz da bir görsün diyebilir. Orada tekrar tomografi çekmiyoruz. Evet. Görüntüyü alıp ona bakıyoruz. Aa, çok keyifli bir sohbet oldu. Son evet. Mesajlara da o bakalım. O zaman bu önemli. Benim gerçekten aklıma takılıyordu. Evet. Bir orada çekilelim. Ya evet. İyi çekemedi. Bu şey değil. Fotoğraf öyle çekmeye bir şey benzemiyor. Değil, bir de gidelim öbür tarafa çektirelim demeye evet. Gerek yok. Önemli olan onu iyi okuyabilmek. Tecrübeli birisinin herhalde okuması. Ezra Denkşener, Kartal Kuşçu iyi yayınlar dilemiş. Bülent Can Bolat Saray'dan bizi izliyormuş. Varis tedavi edilmezse ne olur? Bunları programımızın biz başında sayın hocamızla konuşmuştuk. Varisin mutlak surette tedavi edilmesi gerektiğini kısaca yine takip edelim. Çok kısa hocam alalım onu da. Çok ilerlerse operasyon şansı kaybolur. Kaybolur. Çünkü tedavi etsem bile tekrarlama riski çok çok artacak. Bu ameliyatsız tedavi yöntemlerinde bu arada termal ablasyon dediğimiz damarın içine girerek o damarı yakma işleminde ortalama bir %5'lik bir bilimsel çalışma var. %5'lik bir %5 ila 8 arasında bir şey var. Nüks tekrar riski de vardır. Yani hiçbir hastaya hiçbir zaman şunu demedik. Bu işlemi yapacağız ve bir daha sen bundan olmayacak. Kurtulacaksın. Öyle bir şey tabii. Öyle bir şey yok. Sadece tedaviyle de düzelmiyor. Hastanın günlük yaşantısında normal çevirmesi lazım. Kiloluysa kilosunu vermesi lazım. Hareketsizse hareket etmesi lazım. Atıyorum çok ciddi sürekli yüksek topuklu ayakkabı giyiyorsa ona dikkat etmesi lazım gibi gibi normal hayatı da düzenleyici şeylerle birlikte ancak tedavi edilebilir bir hastalık. Yani ben bunu damarı yaktım bir daha bende varis çıkmayacak öyle diye bir durum yok açıkçası. Ya, tabii ki hiçbir hastalıkta yok. Hocam aynen. Çok keyifli bir sohbet tabii, oldu valla. Her şeyden, bilmediğimiz ne kadar çok şeyi öğrendik. Her şeyden öğrendik. Önemlisi evet. Hastalanmadan önce teşhis, kontrol. Az önce dediniz arabanın kilometre yağını zamanında her değiştiriyorsak. Yıl, İnternetin antivirüs programı ben geçen gün ödedim. Evet. Yani antivirüs programı her yıl uyarı geliyor. Tabii. Parayı ödüyoruz. Ama kendimize ne yazık. Bilgisayara virüs bulaşmasın diye para ödüyoruz ama kendimize virüs bulaştırıyoruz. Maalesef insanoğlu böyle işte. Önemli olan o kontrolleri zamanında yapmak yani, ki birçoğu da ücretsiz herhalde. Özellikle bu meme kanseriyle ilgili değil mi? Birçok ketemler var. Yani evet. Ketemlerde zaten artık tabii. 40 yaşından sonra gerçi orada şey yapılıyor, takip ediyor. Orada ultrason yok ama. Ultrason çünkü doktor eşliğinde yapılan bir şey. Ketemlerde genelde radyoloji teknisyeni arkadaşlarımız çekimlerini yapıp bir radyoloji uzmanı onu raporluyor. Aslında bizim işimiz o. Elimiz kolumuz radyoloji teknisyenlerimiz var. Onlar radyoloji sekreterlerimiz var. Onların hepsi bir ekibiz biz. Buradan da onlara selam evet. Gönderiyorum. Bu arada hocam ben geçtiğimiz günlerde mamografi çektirdim ama sanıyorum size gelip de diğer kısmı yaptırmadım. Tabii, o da tek başına mamografiye uygun değil. Değil mi? Yaptırmadım evet. Ultrasonunda ikisi birlikte i̇kisi olan birlikte bir... birlikte bakılması tek... lazım. O konuda aynen. Ben de biraz duyarlı olmam gerekiyor. Evet değerli takipçilerimiz hocam son cümlelerinizi tabii alacağız. Önümüzdeki hafta benim izinde olmam nedeniyle kahramanız programımız yapılmayacak. Dünkü canlı yayınımızı paylaşan takipçilerimizin
4 kişiyi çekecek sayın hocam böyle uğurlu ellerinden. 4 kişi. Evet, önce bir tane çekelim. Orion Moda Bay Bayan Kuaföründen saç kesimi hocam. İsmi de siz okuyun lütfen. Eda Yüksel. Eda Yüksel. Evet. Şimdi hemen Ergene Vezir sofrasından Batra pidesi artı içecek yine 2 kişilik. Bugün hocamın sihirli ellerinden evet. Şanslı takipçilerimiz. İbrahim Üstünda. Diğer dönerden yine 2 kişilik İskender artı içecek hocam. Bakalım bu sefer kim şanslı? Evet. TC Arzum Genç. Arzum Genç. Evet. Kafe Manya'dan da 2 kişilik kahve çekiyoruz ve tamamlıyoruz. Uzun bir isim. Gökhan Nazlı Esila Civerek. Çok teşekkür ediyoruz Gerçekten. Hocam. Bugünkü canlı yayınımızı paylaşan takipçilerimize de az sonra biz listeleriz, çekilişini yaparız, canlı yayının altına yazarız. Çünkü önümüzdeki hafta program olmayacak. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten radyoloji bölümünün ne kadar önemli aslında bir bölüm olduğunu da bize ispatlamış olduk. Biz bilmiyoruz. Tabii çok doktor konuğumuz oluyor ama burada daha çok öğreniyoruz her şeyi. Aslında radyoloji Allah korusun herhangi bir kanseri bile ilk yakalayan bölüm olduğunu açıkçası ben burada öğrendim hocam. Çok teşekkür ediyorum size. Son cümlelerinizi alalım. Yaklaşık bir saat yaptık. Evet, çok da çabuk geçti. Sonuç olarak dediğiniz gibi herkesin doktoru bence kendisidir. Herkes kendi vücudundaki değişiklikleri fark eder. Fark edemeyeceği durumda da bence yıllık düzenli kontrollerini yaptırması gerekir. Herhangi bir negatif bir durumu olmadığı gibi çok çok pozitif etkileri olabilir. Bir şeyi erkenden tanı koymak kişinin tamamen tedavi olup, kanserse bile tamamen tedavi olup bir daha karşına çıkmamasını sağlayacak bir durumdur bu. O yüzden ihmal etmeyelim. Bence yılda bir düzenli kontrolleri yapalım. Şikayetler olursa geciktirmeden hastaneye başvuralım. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayındı. Biz de çok memnun olduk. Çok da keyifli geçti hocam. Evet değerli Çorlu Cep TV takipçileri, bugün konuğumuz Özel Çorlu Vatan Hastanesi'nden girişimsel radyoloji uzmanı, uzman doktor Sayın Erhan Çelenk hocamız oldu. Çok teşekkür ediyoruz bilgileriniz için hocam. Önümüzdeki hafta yayınımız yok. Daha sonraki hafta ölmez sağ kalırsak yine sizlerle birlikte olacağız. Ben sözü Ercan'a bırakıyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir saat nasıl geçti evet. Anlamadık. Çok şeyler öğrendik. Çok İnşallah takipçilerimize de faydalı olmuşuzdur. Yorum yapanlara çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki Özel Çorlu Vatan Hastanesi'ne her zaman teşekkür ediyoruz. Allah kimseyi düşürmesin. Eksikliğinde göstermesin. Hastanelerimizin. O yönden şanslıyız Çorlu'da. Evet, ben şanslıyız. De bundan 3-4 ay önce yani artık programı uzatmak istemiyorum ama gerçekten İstanbullara, Ankaralara gitmeden Çorlu'da bu konuda güzel doktorlarımız var. Tekrar biz Erhan Hocam'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hizmet sunumu serüvenimizi bugün 12 bin metrekare kapalı alanda 140 yatak kapasitesine sahip yeni hizmet binamızda 33 yıllık tecrübe ve güçlenen bütün kadromuzla birlikte devam ettirmekteyiz. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz. ...1981 yılında başlayan sağlık hizmet sunumu serüvenimizi bugün 12 bin metrekare kapalı alanda 140 yatak kapasitesine sahip yeni hizmet binamızda 33 yıllık tecrübe ve güçlenen hekim kadromuzla birlikte devam ettirmekteyiz. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.